Konut ve gayrimenkul sektörünün önde gelen uzman isimlerinden Ümit Oruçoğlu şu anda telefon attığımda. İyi akşamlar Ümit Oruçoğlu. İyi akşamlar Erdem Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisinizdir. Çok sağ olun. Şimdi bu faiz indirimleri uzun süredir bir sıkışıklık yaşanıyor sektörde. Bu evet. Faiz indirimleri bir doping etkisi yapar mı Eylül ayına doğru? Ben şöyle ifade edeyim en başta, bizim doping etkisi yapmasına öteye heyecanla beklediğimiz oranlar geldi karşımıza. Öyle mi? Tabii ki sadece kamu bankalarından değil, arkasından aynı şekilde bir özel bankalardan da böyle bir hamle bekliyoruz. Evet. Ciddi bir sıkışıklık vardı. 500 bin liraya kadar, yaklaşık şimdiye kadar 15 yıl gibi bir vade karşımıza pek çıkmamıştı desek doğru olur. Evet. Eylül ayında evet. Tabii ki evet. Eylül ayında insanların biraz daha harekete geçeceği bir dönemdir. Sebebini evet. de şöyle sorayım size. Okulların açılması, insanların tayinlerinin olması, bir de ciddi anlamda belli bir dönemde bir arz fazlalığı vardı. Fiyatlar da belli bir noktada artık yavaş yavaş yine oturdu desek yalan olmaz. O fazlalık yavaş yavaş eriyor mu sizce? Bizce eriyor yani evet. Ciddi anlamda birikim olmuştu. Çünkü hatırlarsınız 2003-2005 yılında çok ciddi bir konut patlaması yaşamıştık. Evet. O taleplerin çok olduğu dönemde arz azlığı vardı. Şu anda biraz arz fazlalığı var. Tahmin ediyorum ki o da yavaş yavaş erimeye başlayacaktır. Peki bu faiz indirimlerine özel bankalarda katıldıktan sonra özellikle genç nüfusta bir arayış bekliyor musunuz? Bizim biliyorsunuz bulunduğumuz bölge Anadolu yakasının boğaz hattındayız. Evet. Burada lüks konutlar olmakla beraber çok ciddi anlamda yani 300-500-600'lük bantında da daireler de konutlar da seyretmekte. Evet. Bu rakam bantında ben genç nüfusun özel bankalarında faiz indirimine gitmesiyle beraber biraz olsun harekete geçeceği kanaatindeyim. Tabii ki sadece iki kamu bankasıyla yeterli kalmaması lazım bunun. Özel bankalar çünkü bu noktada 2.20-2.15'lerde olan faizlerde insanların 10 yılda ödediği rakam totale baktığınızda çok ciddi bir rakam teşkil ediyor. Ya. Bu oran aşağı, tabii ki bu oran aşağı doğru gittiği zaman 15 yıl her ne kadar uzun bir vade gözükse de insanlar için bir harekete geçme dönemi olacağı kanaatindeyim. Peki bir yönden de baktığımız zaman fiyatlarda belirgin bir düşüş yaşadık bu sıkışıklık döneminde. Kendini toparlar mı fiyatlar? Yani yatırımcı açısından soruyorum. Ya aslında şöyle ifade edeyim, bu fiyatların aşağı doğru inmesi gerçekten fiyat inmesi mi yoksa gerçekten rakamların doğru banta oturması mı? İşte asıl tartışma evet. gereken konu bu. Evet. Biraz şişmişti hani, değil mi rakamlar? Ya bence ciddi şişmişti. Yani şöyle ifade edeyim, ya kira oranlarıyla çarptığınız zaman 27-25 aylara 25 yıllara tekabül eden oranlara tekabül ediyordu. Evet. Aslında insan 1-1,5 milyon lira bir banta bir eve konuta bağlı zaman alabileceği rakam kirası 5000 TL. Evet. Faize koysa onun 4 katı, 3 katı, 5 katı para alabiliyordu. Doğru. O yüzden de rakamların biraz daha aşağı doğru gelmesi normal. Çünkü genel anlamda fiyatları karşılaştırdığınızda biz yaklaşık %30-35 bantına indirme düşünüyoruz aşağı doğru. Ona rağmen satışlarda zorlanıyor şu anda. Çünkü evet. Çünkü tüketici halen fiyatın yüksek olduğu kanaati var. Hala bir düşüş var. Peki son soru. Konuta buyurun. Yabancı ilgisi nasıl? Bizim bölgeye yabancı ilgisi zaten hiçbir zaman kaçınılmaz. Avrupa yakasının boğaz hattı da, Anadolu evet. yakasının boğaz hattı da en önde gelen, talep gören yerlerden biridir. Evet. Yabancı herkese baktığınızda yabancı müşterilerin, yani ben de tatil turizm cennetlerine geçiyorum. Hı. İstanbul için konuşuyorum. İstanbul gerçekten çok güzel bir şehir. Evet, yani dünyanın tabii. sayılı şehirlerinden biri. Burada insanların geldiği zaman, biz en son kendi bölgemiz için konuşayım. İki tane yabancıya satış yaptık. İkinci yabancıya satış yaptığımızda tek talebi vardı. Ben İstanbul'a geldiğimde Boğaz'ı seyretmek istiyorum. Nokta. O zaman inşallah biraz daha ekonomi toparlandıktan sonra yabancıya satışlarda daha yüksek kotalara doğru çıkarız. Çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, sağ olun. Saygılar.